maçındayız. D grubunun ikinci maçındayız. Bugün için RNG'yi görüyoruz. Kırmızı tarafta olacak. Splice ise mavi tarafta olacak. Bugün bu maç boyunca bakalım Splice bir geri dönüş şansı yakalayacak mı turnuvada? Emelikçi bir kez daha yukarı koridoru ziyaret edecek. Hunder'in bu sefer sıçraması yok. Hemen form değiştirdi. Kendini hızlandırmak için ama yeterli olmuyor. Emelikçi şimdi üzerine doğru gidiyor. Hunder'in üzerine çok fazla var. Looper orada ittirdi. Hunder kulesinin altına kadar geliyor. Şok patlamasına gönderdi. Ve ilk kan kimde kalıyor? İlk kan Emelikçi'de kalıyor. 12. dakikanın içerisindeyken ilk kan düşmüş oldu böylece. Ölmekten kurtulabiliyor. Şimdi bakalım 3 kişi. Sen Kaksa geldi. Looper'ın ultisi bu arada boşa gidiyor. Şimdi Koza geldi orada. Looper'ın bakalım Sen Kaksa'dan ulti geliyor. Looper düşecek burada. Kule düşüyor önce. Hiçlik çağrısıyla birlikte orada ilk skor geliyor. MNX'in üzerine şimdi çok fazla sağlar. MNX'i kaçmaya çalışıyor. Hiçlik aşerileri yetişti. 2'de 2 yapan Sen Kaksa oluyor buradaki pozisyonda. Oraya yetiştiler ama geç kaldılar biraz. Hem kule düştü, hem Looper düştü. Hem Looper hem kule düşünce bu sefer 3'e 2 kaldılar. Bir skor da MNX'i verdi. Yarım saniye geç kalmanın bedeli bu. Bu arada alt koridorda bir kez daha tutmuştu. Trajedi üzerine şimdi ulti geliyor. Son perde, son bir vuruş gelecek Mata'nın üzerine. Muazzam bir hasardan Mata düşüyor. Kobe! Kobe bir skor aldı. Uzi! Uzi düşecek mi acaba? Uzi düşmeden önce skor alıyor ama takım arkadaşı Splice'ın, Kobe'nin Mekix orada işi bitiriyor. O da bir skor alıyor. Splice geri bir dönüyor Kaan. Bir yandan Caitlyn ultisini kullandı orada rakibi üzerinde. Şimdi Xiao da geldi. Alt koridora bir anda burada rotasyon yaptı RNG ama Senkax ve Wunder de orada. Bakalım Looper düşecek mi? Çok az bir canı var. Son perdeni verdi hasar yetmedi. Mata'yı yakaladılar yalnız çalındığı içerisinde. Mata düşüyor. Kobe ve Mekix ise rakiplerini uzakta tutuyorlardı. Kule tarafında 5 kişi şimdi burada bir kule daha alacak gibi gözüküyor Splice ekibi. Kuleyini bu arada korumak için son perdeyi de gösterdi. Splice takımı ulti orada MNX'i tutuyor ama devamını getiremiyorlar. Ragnarok'u açmak zorunda kaldı MNX'i pozisyonu açmak için ama Xiao yakaladılar bu sefer. Xiao'nun üzerine çok fazla hasar var. Son anda sersemletmeyi başarıyorlar. O da Xiao düşüyor. Jace Wunder son anda geldi. O da şok patlamasıyla skor alıyor. Looper şimdi sıradaki hedef. Looper kaçabilecek mi bakalım? Üzerinde hala hasar vermeye devam eden o Senkax'ın laneti var. Thresh'i orada buldu. Son anda gelen Thresh'i de orada skoru almasını sağlıyor. Kobe'nin ve Splice hiç orta koridorda oyalanmadan hemen Baron'a dönüyor. O totemle birlikte Baron'un canını gördü RNG. RNG bakalım pozisyon kullanacak mı? Looper arkaya geldi. Kobe'yi yakalamaya başardı. Kobe düşecek mi? Kobe son anda sıçrayıp orada uzaklaşıyor. Wunder şimdi üzerine bitkinleştirme var. Bu orada arada kalıyor. Wunder kaçabilecek mi? Şimdi son perde geldi. Son perdeyle hasar veren arka taraftan kim oluyor? Kobe oluyor. Bir de üzerine Senkax ulti geldi. Ve en azından MNX'i almayı başardılar. Uzi oradan uzaklaşmaya çalışıyor şimdi. Nehrin üzerine tek başına. Arkasında Mata var. Baron'u yapıyorlar bazıları ama. Bazıları da şika şeyleri Baron'u tankladığı için çok rahat yapıyorlar ama şimdi savaş olacak. Şimdi savaş olacak. Xiao orada. Mekix'in canı çok az. Baron'u almayı başaracağız. Koza tutuyor Looper'ın üzerinde. Looper bakalım uzaklaşabilecek mi? Şimdi koşa koşa üzerine gidiyorlar. Yine ulti geldi. Senkax, Senkax, Senkax takımının ihtiyacı olmasını sağlıyor. Uzi'yi de alıyorlar. 2'de 2 yapan yine Kobe oldu. Ve Splice belki de bu maçı bitirmeye gidecek şimdi. Bakalım Nexus kulelerine doğru gidecekler mi? Tabii ki de gidiyorlar. Bakalım RNG'yi tutabilecek mi acaba? TSM birazcık bunu başarabilmişti. Thresh'i de geldi kimseyi tutmuyordu. Arka tarafta kim var? MNX'ci var tek başına. Thresh'i ısırıyor ve skor alıyor. Xiao tutmaya devam ediyor şimdi. Mekix, Thresh'i, Kobe, Senkax. Yine son perde geldi. Mata düşüyor. Xiao'yu şimdi düşürmeye çalışacaklar. Thresh üzerine doğru gidiyor. Xiao uzakta kalmayı başardı ama Nexus kuleleri çıtır çerez gibi düşüyor arka arkaya. Üzerine sonra Splice ikinci hafta ilk günde ilk galibiyetini alıyor turnuvadaki ve iddiasını az bir şansı da olsa devam ettiriyor. Ve ilk hafta çok dalga geçilen, çok yerin dibine batırılan, kağıtlı olarak batırılan Avrupa ikinci hafta inanılmaz bir çıkış yakalıyor.